Meriç Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz. Çok teşekkür ederim. Bugün çok heyecanlıyım. Şöyle, e, siz hem ödüllü iletişim uzmanısınız hem de e, sosyal medyada belki e, sevgili Meriç Hanım'ı takip ediyorsunuz. Diyor ki, e, bir kadın imza atan kadın olmalı. İmza atabilen kadın olursan ilişkinde kimse senden gidemez. Gidebilir gitse de gittiği her yerde sizi arar ve bir tat eksiktir ya başka bir yerde e, bir şey arar ve bir şey eksiktir o eksiklik her zaman siz olursunuz ilişkiler bitebilir vazgeçilmezlik diye bir şey yok. Ama gitse bile yani gidemezlerken evet. tabii ki gidebilir ama gitse bile aklı hep yani... Evet bir şekilde sende kalır. O Şimdi, kalbine imza atan kişi olabiliriz. İmza atan e, kadın nasıl oluruz? Özellikle evliliğimizde e, ve ilişkide asla neler yapılmamalı? Çok güzel sorular hazırladım. Eşiniz bir konuda ikna ederken beden dilinizi nasıl kullanabilirsiniz? Bugün çok güzel sorular var. Sizin de sormak istedikleriniz varsa telefon numaralarımız, sosyal medya hesaplarımız var. Hazır Meliç Hanım stüdyomuzdayken ...bütün öğrenmek istediğimiz her şeyi soralım. Ne dersiniz? Şimdi öncelikle şunu söyleyeceğim. 14 Şubat yaklaşıyor. Dolayısıyla e, geçen gün iki tane genci dinliyorum. Diyor ki... ...ya bir türlü evliliğe ikna edemiyorum. 14 Şubat geliyor. Acaba diyor evlilik teklif eder mi bana? Bir yüzükle gelir mi? <laughs> Dedim ki aslında bütün gençler için... ...önce böyle başlayalım sonra evliliklerimize değinelim. Hazır gerçekten 14 Şubat geliyor... Sevdiğimizi sevdiceğimizi bize evlilik teklif edebilmesi için çaktırmadan nasıl ikna edebiliriz? <laughs> Şimdi şöyle aslında hem evliliğe ikna etmekte aynı yöntemleri kullanabiliriz ama kullandığımız bu yöntemler bir kere her şeyden önce sürdürülebilir olmalı. Yani aslında önümüz evet 14 Şubat 14 Şubat'a kadar e, böyle bir işte yapılacaklar listesi verelim bunu da uygulayalım. Ancak bunu sadece evliliğe ikna etmek isteyen insanlar değil, evliliğim çok monotonlaştı diyen kadınlar da uygulayabilirler. Ya da bazen işte çok tekrar eden aldatmaların dışında konuşuyorum ya da şiddet gösterilen ilişkilerin dışında konuşuyorum. Bariz büyük problemlerin haricinde sadece bizim problemimiz monotonlaşmaysa bir rutine girmeyse eğer hani biz bir ilişkinin içindeyiz ama Tat almıyoruz diyen kişiler de uyguladığında karşı tarafın tepkilerinin değiştiğini fark edebilir. Böyle birkaç tane şey verelim, yöntem verelim. Şimdi 14 Şubat'a kadar önümüzde bir zaman var. 21 günlük periyotlar bizim için çok önemlidir. Neden 21? Her şeyde 21 gün çok evet. önemli değil mi? Mesela bir ilaç kullanıyorsun, bir diyete başlıyorsun. O 21 gün sihirli rakam gibi. Çünkü 21 günde beynimizdeki nöronun bağlantısı oluşmaya başlıyor ve bunu sürdürdüğümüz zaman da o artık bizim davranışımız haline geliyor. 21 gün yeter yaptım bırak tabii ki de olmaz. Bunu devam ettirebilmemiz için motivasyonumuzu sağlamış oluruz. 21 günü sürdürmek ve tamamlamak o yüzden çok kolay değildir ama yaptığımız zaman gerçekten sonuç alırız. Bir kere yaptığımız şeyler her şeyden önce sürdürülebilir olacak. Bir de böyle şimdi madde madde vereceğim yapılması gerekenleri. Hakikaten böyle kağıt kalem alarak da not alsınlar ve uygulasınlar. Ben hep şunu söylerim. Benim tekniklerime inanmanıza gerek yok. Hani derler ya işte kişisel gelişimde şunda bunda inanırsan olur. Hayır benim tekniklerime inanmalarına gerek yok. Yaparlarsa olur. Bana inanmalarına da gerek yok. Yapsınlar eşlerinden gördükleri reaksiyonla zaten aa doğruymuş diyecekler. O yüzden çok böyle e, inanmaya vesaireye gerek yok yaptıklarında sonuç alacaklar çünkü bunlar hem tabii ki de bilim temelli açıklamaları olan davranış kalıpları ancak bir de bunun yanında çok insani de ihtiyaçlarımız e, 21 gün boyunca monotonlaşan ilişkilerde ya da evliliğe ikna etmek istiyorum ama uzun soluklu bir ilişki artık bizimkisi de monotonlaştı nasıl getireceğim onu gibi durumlarda tırnağınızı avcunuza geçirip kanatın buradan kahkaha atın asla dırdır yok. Asla dırdır yok. <laughs> Nasıl bir daha söyleyin tırnağınızı? Hep, hep çok söylerim bunu. <laughs> tırnağınızı avucunuzda getirin kanatın buradan atın kahkahanızı. Hiç dırdır yok. Hep böyle tatlı tatlı. Anlattığım zaman anlayacaklar dırdıra hiç ihtiyacımız da yok aslında bizim. Çünkü o yolu baktığınız zaman çok denediler. Sonuç vermediğini biliyorlar aslında. Bu dili öğrendik biz. Annemizden, büyüklerimizden, arkadaşlarımızdan o yapıyor ben de yapıyorum. Doğru. Öyle biliyorum çünkü. Ama sonuç vermiyor. İstediğim o mutluluğu, o ilişkiyi yaşayamıyorum. O yüzden dırdır sonuç vermediği gibi bir de uzaklaştırıyor evet. da. Evet araya soğukluk giriyor. Çünkü karşı tarafın savunma sistemini devreye sokuyorsunuz. Yargılanıyorum ben, suçlanıyorum. Anlamak üzerine dinleyemem ki artık. Bir de zamanla bu dilin çok oturduğu ilişkilerde erkek ya da kadın şunu söylüyor. Yine başladı. Ne zaman bitecek? Şimdi bu şekilde dinleyen bir insana ulaşamazsınız zaten. Kadın konuştuğunda dırdır oluyor. Erkek bir şikayetini ya da talebini söylediğinde yine beni beğenmiyor oluyor. Dolayısıyla iki tarafta birbirini aslında Anlamıyor. anlamak üzerine dinlemiyor. Şuradan dinlemeyi başarsak belki dırdır etmiyordur. Ya da belki seni beğenmediğini söylemiyordur da bir isteği vardır. Buradan devam etmek lazım. Ama işte o anda da onu yapmak kolay değil. Çünkü savunma sistemi devreye girdi. O yüzden 21 gün boyunca dediğim gibi hiçbir şekilde dırdır yok. Tatlı tatlı. Bu kural bir galiba. Kural bir. Hiç dırdır yok. Hiçbir trip yok. Talep yok. Taleplerimin karşılanmayacağını kabul ederek. Önce ben o e, ilişki içerisine dahil olma motivasyonunu önce ben gidereceğim. Benim sistemim hep buradan başlar. Önce ben o onun ilişkiye dahil olmasına sebep olan motivasyonu karşılayayım. Ondan sonra e, karşı tarafı da kendimi bağlayabilecek şekilde tabii ki de hareket ederim. Ama ilk başta biz bir iz bırakacağız. Dırdır yok, talep yok, şikayet yok. Karşı tarafta özellikle uzun süredir devam ediyorsa ilişkimiz, biz birbirimizi aynı şekilde görmeye alışkınız. Yani örnek veriyorum ben bu sarı gömleğimi, hep bu siyah etemle giyiyorum. Ama yıllardır böyle giyiyorum. Ya da siz hep aynı kombini bu şekilde kullanıyorsunuz. Yıllardır. Ben artık partneriniz olarak nur dediğimde ve beyaz bluzunuzu gördüğümde sizi bu şekilde canlandırabiliyorum. Oysa ki biz bu kıyafetle kavga etmişiz. Tartışmışız. Soğuk geçirdiğimiz zamanlarımız olmuş. Bunun bende kayıtlı mesajları var. O yüzden gidin bütün dolabınızı yenileyin demiyorum ama dökün o dolabı ve bu sarı gömleği artık ne bileyim kahverengi deri bir pantolonla kullanın. Buraya bir flör takın. Makyaj... yani sürekli giydiğiniz kıyafeti giymekten vazgeçip imaj mı değiştirin diyorsunuz? Karşı tarafta algısında mesajları var bu her zaman kullandığınız kıyafetlerin. O yüzden kullandığınız kıyafetlerin her zaman yaptığınız makyajın saç şeklinizin modelinizin yani ben her zaman saçımı böyle kullanıyorum. Biraz buradan kullan biraz toplu kullan gibi. Farklılaşıyorsa davranışlarım ona eskiyi çağrıştıracak bazı mesajları da değiştirmem lazım. Bu evli çiftler için söylüyorum. Evin e, oturma düzeninden bile yani üçlü koltuğu biraz bu tarafa çek. Biraz o evde kullandığın işte tütsünün, oda kokusunun bilmem neyin bir e, kokusunu değiştir. O kokuda çünkü çok tartışmalar var, çok çapalar var orada. Çok kayıtlar aldık biz. Eğer bir ilişkide yeni bir sürece geçmek istiyorsak, bu bir paket halindedir. Mekandan görüntüme, konuşma şeklimden, gülümsememe kadar, evde dinlediğim şarkıların değişmesine kadar bir paket halinde farklı bir e, dünya sunmam lazım aslında. Bunlar bizim için önemlidir. Çok ilgileneceğiz. Yani e, çok ilgi bekliyoruz, ilgilenmiyoruz hiç. Kapıyı e, açmıyor kadınlar. Çok söylüyoruz ama böyle çok klişe gibi geliyor. Yok açıyoruz ya kapıyı. Çok duyuyorum bunu. Erkeklerin de böyle şikayetleri var. Açalım o kapıyı güzel güzel. Ama o işte hani her zaman vardır ya Cem Yılmaz'ın da esprisi gri eşofman altıyla vesaire de açacaksak eğer. Biraz daha böyle bir özenle. Bedensel temizlik ve koku bizim için çok önemlidir. Çok ilgileneceğiz. Hasta olduğu zamanlar bizim için aslında çok fırsat zamanlardır. Zamansal çapalama. 21 gün boyunca uzun soluklu bir ilişki derler ya, bir günaydın mesajı bile gelmiyor. Ya da e, sabah zaten çoluk çocuk böyle bir koştur koştur evden çıkıyoruz, bir daha da gün içinde hiç haberleşmiyoruz. Zamansal çapalama rica ediyorum, 21 gün boyunca aynı saat diliminde aramak ya da aynı saat diliminde mesaj atmak. Örnek veriyorum sabahleyin eşimle çıktık evden, öğlen saati. Hayatım koşturmacanın arasında yemek yemeyi ihmal etme. Böyle bir tane bir öpücük emojisi. Hiç yapmıyoruz. Şimdi o başta bir yadırgayacak tabii ki de o da alışkın değil çünkü bizden böyle bir şey görmeye. Ama bunun aynı saat aralığında olması çok önemli. Yani saat bir, bir çeyrek arasıysa eğer o her zaman o aralıkta olacak ve bu devam edecek. Bunları yapacağız. Ee, ilgili i̇lgili o tavırlı. Eşle birlikte sosyalleşmek ...ilişkiye çok iyi gelen bir şeydir. Ancak bunu doğru kullanmak gerekir. Bizler o sosyalleşme ortamlarında da... ...alışkın olduğumuz şikayet dilini yaparız. Mesela... ...örnek veriyorum. işte karşı tarafta bir e, tartışma oldu. İşte e, birbirine böyle bir... ...rencide edici bir söz oldu. Hem onlara destek olmak için... ...hani biz de sizin gibiyiz... ...rahat olun diyebilmek için... ...kendi kavgalarımızdan örnekler veririz. Oysa ki orada... Onları sakinleştirmek evet tabii ki de bir ortak noktada buluşalım. Ancak böyle bir durumda kendi ilişkinizin iyi taraflarını yoksa da varmış gibi anlatmak var olmasına sebep olacaktır. Yani e, biz tartıştığımız zaman işte Ahmet eşinizin adı biz tartıştığımız zaman Ahmet o kadar alttan alır ki ben ona sinirlendiğim için kendimi çok mahcup hissederim gibi bir tavırda anlatmak bir sonraki tartışmanızda onun sizi alttan almanıza sebep olacaktır aslında. Biz bunları, evet karşı tarafa övmek, takdir etmek önemlidir. Ancak daha çok e, onu bir sorumluluk vermek için, ona bir görev vermek için yaparız. Fark etmeden yaptığımız ikna teknikleridir bunlar. E, ve gerçekten çok işe yarar. Eşle sosyalleştiğiniz ortamları Fırsat gibi görün. Bunlar bizim için çok önemli. Yani mesela kocamızla beraber bir akrabamıza gittik, bir arkadaşımıza gittik hı hı. ya da bir kafede buluştuk. Hı hı. Orada e, kocamızın ya da karımızın hı hı. hep iyi yönlerini anlatacağız. Evet. E nazar değer? Yani bu biraz tabii nasıl inandığınızla da alakalı. <laughs> ben nazar, öyle inanıyorum mesela. Nazar değer diyorsanız zaten değmeyeceği varsa da değer. Benim mesela çok öyle bir inancım yoktur. Güzel anlattıkça güzel çoğalır diye bakıyorum ben. Öyle mi? Bu biraz beyin çünkü neye inanırsa onu oluşturmak üzerine hareket eder. Biz kararlarımızı bu şekilde alırız. Nazar değmemiştir. Belki bir sakarlığım yüzünden bir şey olmuştur ve onu nazara bağlamaya meyilli olabilir. Peki mesela neyi anlatacağız? Mesela nasıl söyleyeyim? Eşinizin nesinden bahsederseniz onun üzerinde etkili olur. Ne olmasını istiyorsanız o sanki varmış gibi anlatın. Sizinle çok mu ilgilenmesini istiyorsunuz? Ortam içinde e, söyleyin. Ya Ahmet e, o kadar yoğunluğun arasında çünkü o da biliyor ya normalde ilgilenmediğini biz e, aslında olmasını istediğimiz bir şeyi anlatıyoruz. O bize hep bahane olarak ne söylüyor? Ya çok yoğunum bu kadar yoğunluğumun içinde sen de durmadan seninle ilgilenmemi söylüyorsun tamam diyor. Aslında erkek için ilgilenmenin davranışsal karşılığı yok ki beyinde. O nasıl ilgileneceğini bilmiyor. Oysa ki biz bunu o sosyal ortamda sanki bunu yapıyormuşçasına anlattığımızda. Yani ya Ahmet bu kadar yoğunluğunun arasında bir tane mesajıyla bile gönlümü almayı o kadar iyi başarır ki ben çok severim kocamın bu huyunu. Peki Demeye Ahmet o mesajı atmıyorsa bile mi öyle söyleyeceğiz? Evet. Mesajı atmazsa bile. Ahmet demez. <laughs> yani Ahmet ne oluyor? öyle dedi ben ki, böyle bir ben şey böyle bir şey yapmıyorum ki ya bırak Çünkü bazı kocalar istiyorum. var. Mesela Hı -hı. bak bazı kocalar var mesela hiç başınıza geldi mi bilmiyorum. Bir şey söylersin mesela adamı da böyle aşağıdan dürtersin der ki niye dürtüyorsun? Ya da der ki mesela e ben sana öyle bir mesaj atmıyorum ki ne burada herkesin ortasında hani rezil de edebilme riski var. Çok ciddi alarak cevaplar vermeyin. Burada biraz hazırlıklı olmak lazım. O her zaman söylediğim partneri çok iyi tanımak lazım. Şimdi diyelim ki karşılığında böyle bir şey geldi. Çok ciddi Hayatım ben de seni motive etmek için söylüyorum. Belki yarın atarsın diye. Orada birazcık ha, şaka şakaya Hazır vurayım. cevap. Her şey böyle nükteden tavırlar. Her şey böyle alınganlıkla karşılık verdiğimizde o zaman zaten ilerleyemeyiz. Ve ben de biliyorum onun mesaj atmadığını. O da biliyor. Eğer sorumluluk yükleyebiliyorsam baktım bozmadı. Demek ki burada bir şey öğreneceğim ondan. Ben buradan ilerleyebilirim. Oradan dozu arttırarak devam ederim. Ha ama işte o da beni bozmaya çalıştı orada. Hiç alınmayacağım. Şakaya vurdum. Döndüm arkama. Bir daha buradan yapmam artık. İçte bozulduysam eğer. Hı -hı. O zaman başka bir yol denerim. Partneri tanımak işte bizim buralarda çok işimize yarar. Peki başkası yanında övgü çok işe yarar diyorsunuz. Hı -hı. Yapmadığı şeyleri yapmış gibi davranarak bahsetmek çok işe yarar. Başka? Hı -hı. Ee, herkesin bir ilişkiye başlama motivasyonu vardır aslında. Kimisi duygusal ihtiyaçlarını karşılamak için, kimisi güvende hissetmek için, cinsel beklentileri için, maddi kaygıları için toplum baskısı için herkesin bir ilişkiye başlama motivasyonu vardır. Partnerin ihtiyacı ne? Bunu çok iyi gözlemlemek lazım. Yani ben partnerime çok iyi şefkat mi vermeliyim yoksa çok şehvetli mi davranmalıyım? Partnerimin aslında asıl motivasyonu nedir? Bunu yapmak lazım. Erkek neyi sever? Her erkek başka bir şey sever. Bazı erkeğe çok anaç bir rolden gidebilirsiniz. Çok hoşuna gider. Yani gerçekten çayıyla çorbasıyla bilmem ne evinin temizliği çocukları gittiğiniz market alışverişi bilmem ne mest Bazı erkek vardır çok dişi dişi bir kadın görmek ister. Erkeğin bu motivasyonu bildikten sonra bazı kadınlar derler ki hiç dişi özelliklerim yok benim. Yani çok böyle maskülen davranışlarım var. Biz taklit ederek çok öğreniriz. Çocuklar da böyledir. Zaten yaratılıştan gelen bir öğretidir bu. Taklit ederek işte televizyonlarda mesela filmlerde çok dişi, çok böyle kadın kadın, kadınlar var. Onları izleyin ve işte su bardağına e, uzanma şekli, karşısındaki partnerle konuşma şekli, gülme şekli, o kahkaha atma şekli. Kadınlık dekoltede vesaire de değildir aslında. Bu bir auradır. Ama sonra Ve, üzerinde böyle olmamış elbise gibi durmaz mı? Başta tabii ki de durur. Yani Çünkü... düşünsenize hiç öyle seksi... Dikkat, de <gülüyor> 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 ben bile, Kocan diyor ki ne yapıyorsun? Bu, ne zaten... bu acayip hareketler? Ya da tam tersi giyindin, geldin. Adam diyor ki git üzerine ya doğru düzgün bir şeyler Hı -hı. giy diyor. Hı -hı. O anda zaten senin bütün motivasyonun yerle bir... Hı -hı. Çok duyar kadınlar bunu. Ee, i̇şte o yüzden söylüyorum. Her erkeğe zaten şehvetten ilerleyemezsiniz. Ya da... Her an böyle seksi bir kadından bahsetmiyorum. Bu çok yorucu. O yüzden her zaman söylerim. Şehvet ve şefkati iç içe harmanlayarak sunabilmek gerekir. Ee, ama hiçbir dişiliğim yok diyorsak var olanı çok bastırmışızdır. Olmama ihtimali yok. Biz kadın olarak doğduk. Bu içeride zaten var olan bir gücümüz bizim. Bunu... Yeniden hatırlamaya ihtiyacımız olabilir. Burada varım ama yok diyemeyiz. Bunu tekrardan hatırlamamız gerekir. Bunu da taklitle çok kolay yapabiliriz. Yani o işte televizyonda dediğim gibi o dişi dişi kadınları nasıl konuştuğuyla, nasıl hareket ettiğiyle, ses tonuyla. Bazen mesela çok tiz konuşuruz, çok hızlı konuşuruz, çok iticidir, çok kulak tırmalayıcıdır. Bunun için mesela egzersizler yapabilirsiniz. Kendi sesinizi kaydedin telefona mesela ve dinleyin. Ayna karşısında konuşma egzersizleri yapın. Bir topuklu ayakkabıyla yürüyebilme egzersizleri yapın. Bu demek değildir ki her zaman topuklu ayakkabılarla böyle dolaşacağız. Hayır. Çok spor bir kıyafetin içinde spor ayakkabıyla da bunu çıkarabiliriz ortaya. Önce keşfetmek lazım. Ayna karşısında nasıl bir egzersiz yapalım? İzliyoruz ya şeyleri. işte o kadınları televizyonlardan şuradan buradan. Orada işte su bardağına nasıl uzandığını. Ben mesela işte örnek veriyorum, onlar adına konuşuyorum. Hiç alışmamışım. Hani hiç dikkat etmeden uzanıyorum bardağa, lıkır 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 suyumu içiyorum ya da işte daha böyle bir haldır huldur derler ya, daha böyle düşünmeden hareket ediyorum. Oysa ki daha yavaş, daha melodik, daha böyle su gibi hareket edebilirim. Hayatın koşuşturmacası içinde bunu her an yapamayabilirim ama partnerle yediğim bir yemek sırasında bu akşam evimizde kaynattığımız herhangi bir çorba bile olabilir. Bir yanına gidip bir iki dakikalık hareketlerden bahsediyorum. Ee, şefkatli bir ilgiye ihtiyacı olan erkek için evet çok daha şefkatli ama daha harmanlanmış bir şekilde bir yanına gidip nasıl hayatım beğendin mi çorbayı deyip bir yanından makas almayı ihmal etmeyin. <laughs> yani yapılabilir şeyler mi? Evet. Tabii ki yapılabilir şeyler ama... E, belki bu yeni başlayan ilişkilerde evliliklerde olabilir de diyelim ki 10 yıllık bir evliliğim var Ben hiçbir zaman işte e, çorbayı işte suyu ne bileyim sofrayı hazırlarken öyle e, hani dişi dişi kadınsı hareketlerle kurmamışım birdenbire ilişkim canlansın diye e, o sizin bahsettiğiniz kişileri örnek alıp öyle sofralar kurmaya başlıyorum Önce bir eşiniz yadırgayacak. Önce siz yadırgayacaksınız zaten. Çünkü başta oturmayacak. Ben buna hep şuradan örnek veririm. Bu sarı gömleğimi giyiyorum. Şimdi bunu alırken giydiğim halde mesela durmuyor üzerimde. Çünkü ben bunu kullanırken ona göre bir aksesuar kullanıyorum. Ona göre bir makyaj kullanıp Bunu kendime uyarlıyorum. Bu davranışlar da böyledir. Davranışı ilk önce alırız. Aldığımız zaman üzerimize tam oturmaz. Daha sonra kendi karakteristik yapımla, kendi kişiliğimle harmanlarım onu ve biraz o davranışı kendime, biraz kendime o davranışa iç içe sokmaya çalışırım. Sonunda da ben çıkar. O yüzden bunları biz öğretiriz. Öğrettiğimizin sonucunda her kadın fabrika çıkışı gibi aynı olmaz. Bu bende başka durur, bir başkasına başka durur. Mesela bazı kadınların doğal yapısıdır böyle. Mesela doğuştan öyle doğmuş, doğuştan seksi doğmuştur. Hı hı. Konuşması, saçını atışı, endamı falan değil mi? doğuştandır. Hı hı. Ama bazı kadında da bu yok mesela. Ayna karşısında hangi cümleleri sarf edip de... Hani dediniz ya ses tonunuz bile çok önemli. Hı hı. Kafa sesiyle konuştuğunuzda erkek bazen iğreti olabiliyor. Hı hı. Ay sussa da sesin çok çıkıyor diyebiliyor. Mesela onu nasıl dengeleyeceğiz? Hangi egzersizleri veriyorsunuz danışanlarınıza? Nefes egzersizleri bizim için çok önemlidir. Çünkü nefes egzersizleri aslında... Beynin düşünce yapısını çok sakinleştiren, bizi Nasıl kaygıdan uzaklaştıran egzersizlerdir. Yani örnek de istiyorum ki seyircilerinde Benim... belki yapmak isteyenler yaparlar. Tamam. Ee, bu mesela bizi kaygıdan çok e, uzaklaştıran, sakinleştiren, sürdürülebilir halde yapılırsa yani Yani çok halde hızlı yapılacak. konuşup, kafa sesiyle konuşan, Hı -hı. ya ben bir türlü gerçekten seksi olmayı başaramıyorum ve gerçekten o e, sesimi kontrol edemiyorum -hı. -hı. Başka kadınlar gibi böyle daha naif, daha zarif konuşamıyorum diyenler için örnek vereceğiniz cümleler ve egzersizler olsun lütfen. Ee, sabaha artı bir davranışı çok önemserim. Artı bir. Artı bir davranış. Bizim her sabah bir sabah rutinimiz vardır. Kalkarız ve hepimiz mesela günlük rutinizi düşündüğünüzde yataktan kalktığınız andan ilk yarım saat standarttır. Ee, herkesin aynı periyodu vardır. Örnek veriyorum sabah bir kahve içme alışkanlığınız varsa eğer uyandığınızda bunu yarın sabah pencerenin karşısında yapın. Yani açın pencerenizi bırakın bir üşüyün ya da bir çıkın bir balkona. Beş duyu açıkken nefes egzersizi sabaha eklendiğinde bizim gün içerisinde düşünme ve davranma şeklimiz değişir aslında. Çünkü biz her sabah aynı şekilde uyandığımızda beyin diyor ki bugün de farklı olan bir şey yok. Dolayısıyla devam eden süre içerisinde 24 saat boyunca aynı kararları alabilirim. Dolayısıyla bugün yaşadığım günün dünden bir farkı olmuyor ve ben aynı hayatı yaşamaya devam ediyorum. Oysa ki sabaha artı bir davranış eklediğimde o da şaşırtıyorum ve bir şey yapıyorum. Sakinleşebilmek için kendimi ses tonumla, hareketlerimle yavaşlatabilmek için sabah 5 duyum açık bir nefes egzersizine ihtiyacım var. Örnek veriyorum elimde bir kahve mi var kahvenin kokusunu fark ederek yani likır likır içeriz biz kahveyi kahve içtiğimizi çok anlamayız aslında. Onun kokusunu fark ederek içtiğimde ağzımı ıslatmasını boğazımdan geçerkenki sıcaklığını vücuduma karışmasını fark ederek içmeliyim. O kahveyi ya da suyu neyi içiyorsam bu yavaşlama egzersizidir. Buyurun <laughs> biz ne yapıyoruz? <laughs> Bütün o. İşte kocanla, kayınvalidenle, çocuklarla olan sorunları düşünerek içiyorsun. İçiyorsun içiyorsun bir bakıyorsun ki o sinirle zaten kahve kalmamış. <laughs> Çok farkında değiliz. Bunu yapabilmek de her an mümkün olan bir şey değil zaten. Çünkü beynimiz bizi tehlikelerden koruyabilmek için çalışır. Tabii ki de düşüneceğim beni tehdit, tehdit altına sokan durumları. Ancak bu işte kaygıdan arındırabilmek için yaptığımız egzersizler içtiğimi fark İçti. edeceğim. Evet. Gördüğümü fark edeceğim. Yani penceredeyim ya. Yani. O komşunun penceresinde o görmediğim çiçeği fark etmem lazım. Onun ona baktığımda bana hissettirdiği bir duygu var. Bana iyi gelen bir duygu var. O duyguyu fark etmek üzerine baktığımı görme hali. İçtiğimi ağzımdaki tadı fark ediyorum. Gördüğümü fark ediyorum. Şehrin bir sesi var. Onu duyuyorum. Şehrin bir kokusu var. Onu duyuyorum ve yavaş yavaş dikkatimi nefes kanalına vermeye başlıyorum. Nefes kanalı dediğimiz şey üst burunla dudak arasındaki şu bölgedir. Dikkatinizi buraya vererek sadece karına göğüs hiç hareket etmeyecek. Sadece karın tam dolacak duracağım. Tam boşaltacağım aldığımdan daha yavaş bir sürede boşaltacağım ve duracağım. Nefes dört adımdır. Al tut daha uzun sürede ver tut. Bir dakikalık süre içerisinde ne kadar az sayıda nefes alırsanız bizim için o kadar önemli. Anlattığım egzersiz kolay bir egzersiz değil. Hem göreceğim, hem duyacağım, hem koklayacağım, ağzıma vereceğim, dikkatime, ee, işte nefes kanalına vereceğim, karnımı şiş... Kolay bir egzersiz değil. Yapabildiğiniz kadarı bizim için önemli. Yaptıkça göğsün hareket etmediğini, kaygı bölgemiz burası, izin vermez onlar karnına geçmesini aslında. Önce hep karın şişer, denesinler mesela ekran başında geçmiyor. Hep bir göğüs şişer ya da aynı anda bir karışır orası. Yaptıkça azalacak. Çünkü zihin sakinleşecek. Beden sakinleşecek ki zihin esnesin. O yüzden yavaşlama egzersizleri bizim için önemlidir. Bunu yaptıkça kendimi kontrol edebildiğimi fark edecek ve ben artık ses kaydı yapıyorum ya işte açtım. Havadan, sudan ne söylediğimin önemi yok. Çünkü sesimin ritmini dinlemek için yapıyorum aslında baştaki kayıtları. Havadan sonra bir arkadaşımla yaptığım telefon konuşmasını bile kaydedebilirim. Daha sonra bir insanla nasıl konuştuğumu bile gözlemleyebilirim. Dikkat ettikçe, oto kontrolümü arttırdıkça yavaşlatabilirim kendimi. Yani mesela telefonunuzun sesler bölümüne giriyorsunuz. Hı -hı. Kayıt alıyorsunuz. Evet. Ne diyoruz burada? Mesela yapsanız, örnek veriyorum bir arkadaşımla konuştuğum günlük bir konuşmayı da yapabilirim. Ya da bunu yaptım yaptım ve artık ses tonumu çok da beğenmedim. Hı. Aynı cümle kalıplarını acaba biraz daha yavaş şu anda anlattığım gibi. Aslında söylüyor olduğum cümlede bir şey yok. Sadece ses tonumu, konuşma ritmimi biraz daha yumuşak, biraz daha naif bir hale getiriyorum. Söylediğim cümlelerin ne önemi var? Çünkü karşı tarafta partnerimi bir şey ikna ederken karşımda partnerim olduğu için benim o kadın halime, naif halime, İsten halime ihtiyacım var. Ama bir arkadaşımla konuşurken gayet rahat, aksiyonlu konuşabilirim ya da daha hızlı konuşabilirim, sesimi yükseltebilirim, indirebilirim. Yani burada şu amaç şu: Kişi kendi sesini duyacak, kendi sesindeki o telaşı, o hızlılığı bir anlamda daha aşağı çekebilmek için, yavaşlatabilmek için ses egzersizleri yapacak. Evet. Fark ettirmeden ikna teknikleridir bunlar. Bir bakarsınız diğer tekniklerle... Ya bununla gerçekten erkek kalır mı? Ya da bununla gerçekten erkek bunun sever mi? erkek kadını yok biliyor musunuz? Ee, bu bizim bu beynimizin... Ama erkekler yapmıyordur herhalde değil bu mi böyle? Bu bizim beynimizin çalışma Yapanlara daha kolay ikna oluyoruz. Yani e, ona bakarsınız... Bunu bakarım. yapan erkek var mı? Böyle kendi sesini kaydedip daha seksik... Bunlar seksi? aslında çok bilinçli... Yap... Biz sadece bunun bilinçli halde yapılabileceğini öğretiyoruz. Oysa ki bunlar bizim yaratılışımızda var olan özelliklerimiz. Keşfedilmiş... İşte e, araştırmalarla ortaya çıkmış, buralardan ikna oluruz diye bilim ortaya koymuş, biz de anlatıyoruz. Oysa ki dışarıda insanlar bunu bilerek ya da bilmeden yapıyorlar zaten. Beden dili dediğimiz şeyi okuyabilmek için beden dili uzmanı olmanıza ya da bilmenize gerek yok ki. Bilinçaltı bunu bilir. Neden bazı insanlarla bir araya geldiğimiz zaman, ya ondan hiç elektrik alamadım deriz. Doğru. Çünkü bedensel verdiği tepkiler, yaydığı enerji bizimle uyumlu değildir ve geçmişte hayatımıza giren bizde olumsuz iz bırakmış bir insanla eşleştirir beyin onu. O yüzden de ondan iyi elektrik alamayız. Ya da bazı insanın enerjisi ve elektriği size çok iyi gelir. Evet. Ya da deriz ki ya ben de ne bulamadı da onda buldu. Aslında ben ondan daha güzelim. Aynen öyle. Ee, bu biraz pek çok sebebi vardır. Ee, i̇lişkisel anlamda bakıyorsak ilişkiye girme motivasyonunu karşı taraf vermiş olabilir. Normal hayat içerisinde bakıyorsak da beyin boşlukları sevmez. Örnek veriyorum, iş hayatında verdiğim eğitimlerde bunu çok anlatırım. Bir restoran, müşteri içeriye girer ve işte Ali'den aldığı servisten her zaman çok memnun kalırken Mehmet'ten aldığı servisten memnun kalmaz. Çünkü geçmişte Ali onun siması geçmişte çok iyi bir anıyla eşleşebilir. Diğeri o kadar iyi bir anıyla eşleşmeyebilir. Bunu istemeden, fark etmeden yaparız biz. Biz bütün kararlarımızı beynin çalışma sistemine göre alırız. Dediğim gibi bunlar bilim. Yapanlar çok güzel sonuç alıyorlar. Bunları öğrensinler istiyorum. Çünkü aslında mutlu ilişki yaşamak bu kadar böyle komplike bir şey değil. Diyorum ya her insanın ilişkiye girme motivasyonu var. Onu çözdüğünüz anda ve verdiğiniz anda olacak. Şimdi 21 günlük kür veriyoruz ya işte 14 <laughs> Şubat'a kadar. Kendinizi şöyle düşünün. Bırakın 20 yıllık evliyim, 30 yıllık evliyim, 10 gündür birlikteyim. Farz edin ki o eşiniz, evdeki eş, 20 yıllık eşim, iki tane de çocuğum var yanımda. Ama o adam benim eşim değil de tavlamak istediğim birisiymiş gibi bakın. Ve deyin ki, ya ben evet iki tane çocuğum var ama ne yapacağım, ne edeceğim? Ben bu adamı tavlayacağım yani. Koydum kafaya. Bu taraftan bakın ve onu tavlamak için... Ne yapardım ben? Kocamı. Nasıl davranırdım? Kocamı tavlamak üzerine. Ne yapardım? Nasıl karşılardım? Nasıl öperdim? Nasıl koyardım o çorbayı önüne? Evi nasıl düzenli tutardım? Kendim nasıl görünmek isterdim? Bedensel temizliğim nasıl olurdu? Gün içinde kendimi nasıl hatırlatırdım? Onun zaten bir ilişkiyle bir işi yok ki. Ben kendimi onun hakkına sokmaya çalışıyorum. Ne yapardım? Yani bu programa ait her şeyi unutmuş olsalar, aldıkları notları kaybetmiş olsalar bunu unutmasınlar. Mantık bu. Karşımda birisi var, ben bunu nasıl tavlarım? Gittiğimiz yol bu aslında. Nasıl hatırlatırım gün içerisinde kocama kendimi? İşte o zamansal çapalamalar bizim için çok önemlidir. O yüzden diyorum 21 gün boyunca aynı saat diliminde kendinize bir zaman belirleyin. Bu her ilişkide başkadır. Yani herkes sabah günaydın mesajıyla olmaz. Ya da herkes iyi geceler mesajıyla olmaz. E, evlilik içerisindedir. İyi geceler mesajı adam zaten yanımda. Ama dışarıdaki bir ilişkidir. Yine her zaman olmaz. Çünkü uyku saatleri uymuyorsa eğer, kendimi çok uykucu gibi göstermemeliyim. Adam çok geç uyuyordur gibi. O zaman gün içerisinde kendimi hatırlatmalıyım. Partneri çok iyi inceleyeceğim. Hangi saat aralığı benim için doğru? Yani o en yoğun olduğu zamanlarda, Kafan çok yoğun biliyorum ama yemek yemeyi ihmal etme yazmak. Hem düşündüğünü veririm hem ihtiyacı olan o duygusal ihtiyaçları veririm. Ama böyle de anne pozisyonuna geçmiyor muyuz? Heh, çok zor olan bir sorudur bu. Çünkü biz ilişkilerde o anne olma halini istemiyoruz çok doğru. Çünkü hani birçok uzmandan duyuyoruz Hı -hı. kocanıza anne gibi olmayın evet. ki ilişkiniz sağlıklı bir şekilde ilerlesin. Evet Anne pozisyonuna geçtiğin zaman bu kez sevgili olamıyorsun. Evet. O da gidiyor dışarıda. Ee, gerçekten gönlünü daha hoş edecek, ee, enerjisine enerji katacak, başka maceralara giriyor. Evet. Dolayısıyla anne olmamak için ne yapmak gerekiyor? Evlilikte e, eşinizi bir şeye ikna etmeniz için ne yapmanız gerekiyor? Beden dili nasıl olmalı? Aldatıldığınızı öğrendiğinizde asıl kilit cümle burası. Orada ne yapmanız gerekiyor? Reklamlardan sonra cevaplıyoruz. İletişim uzmanı ve eğitimci Meriç Turgay bizlerle beraber. Şimdi programın en başında özellikle 21 gün kuralıyla nasıl davranmamız gerektiği, neler yapılması gerektiğini anlattı. Benim sormak istediğim sorular var. Evlilikte ve ilişkide neler asla yapılmamalı? Evlilikte ya da ilişkide bir şeye ikna etmek için partnerimizi nasıl bir beden dili kullanalım? Ve en son... Aldatıldığını öğrendiğin an, aslında ilişkine yön verdiğin an. Burası çok önemli ve lütfen burayı lütfen çok iyi dinleyin. Şimdi öncelikle asla neler yapılmamalı? Arkadaşlarla ilişkiyi paylaşmayın. Arkadaşlarla ilişkiyi paylaşıp da mutlu devam eden bir ilişkiyi çok kolay görmüyoruz çünkü. Ee, bunu her zaman art niyete bağlamaya meyilli oluyoruz. Ancak <laughs> aslında öyle değil. Bizler mevcut ruh halimiz sebebiyle, duygu durumumuz sebebiyle e, örnek veriyorum. Ben o anda yaşadığım ilişki içerisinde çok mutluyum, çok keyifliyim. Ve siz de ilişkinizde bir problem yaşıyorsunuz. Ben iyi hissediyorum kendime? Bedel ödetilmesi gereken bir süreçten geçerken siz boş verme üzerinden ya da daha anlayışlı davranma üzerinden yönlendirebiliyorum aslında. Ya da kendi yaşadığım ilişkide çok öfkeliyim, çok kızgınım. Ee, ama siz de çok kolay tolere edilebilecek bir tartışmanın içinden çıktınız. Kendi öfkemi de yansıtıyorum sizin ilişkinize. Bir de bizler kendi ilişkilerimizde yapamadığımız, ödetemediğimiz o bedelleri sesli söylemeye çok meyilliyizdir. Aldatma mesela bunlardan bir tanesidir. Dışarıya bakın çok fazla insan aldatıldığında affedilmediğini söylerler. Gelen çok fazla danışalım. Aldatılmıştır affetmiştir arkadaşlarını dönüp ikna edemediği için evdeki tartışmanın devam ettiği çok fazla süreç olur O yüzden arkadaşlarla ilişkinin bütün detaylarını paylaşmayın Bu zaten bizim mahrem alanımız o kadar her detayı bilinmemeli gerçekten yanlış yönlendiriyorlar bunu dediğim gibi art niyet vesaire sebebiyle değil, o andaki Bunu sahip hep söylüyoruz olduğumuz, bütün yayınlarımızda. Evet, sahip olduğumuz duygu durumu sebebiyle yanlış yönlendiriyoruz. Bilmediğimiz için yapıyoruz. Ee, öyle öğrendiğimiz için yapıyoruz. Az önce de dedim ya dırdır etmeyi öğrendik. O yapıyor ben de yapıyorum. O öyle davranıyor ben de davranıyorum. Oysa ki kendi ilişkimi ben yöneteceğim. Bir de kadının yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi de e, zannediyorum biz kadınlar bazı şeylerin üzerinde çok fazla duruyoruz. Patinaj çekiyoruz. Erkeklerin deyimiyle dırdır ediyoruz. Hı hı. temcit pilavı gibi döndürüp döndürüp masaya koyuyoruz. Hı hı. Galiba yaptığımız en büyük hatalardan biri de bu değil mi ilişkide? Kendi affetmişliğimle affeden halimle affetmişliği affetmeyen yanım içeride kavga ediyor sürekli. Yani örnek veriyorum evet aldatıldım ama affettim. Yani elinden gelen her şeyi yaptı düzeltmek için affettim. Ama geçmişte çok konuştum ya aldatılırsam asla affetmeyeceğim. Evet. İşte ben başıma gelirse bu durumu asla böyle yönetmem. O iki yanım çatışıyor sürekli. Bunu yaşattığı için eşimle daha fazla kavga ediyorum aslında. Benim içerideki kavgam bitmiyor. Oysa ki kabul ettiğinizi kabul edin. Orada çözülecek diyorum her zaman. Düğüm orada çünkü. Kabul ettin sen bunu. Dünyanın sonu değil. Geçmişte bilmeden konuştuğun bir dönemde orası. Orada tecrübe etmemiştin aldatılmayı. Şu anda öğrendin. Demek ki öyle değilmiş. Burada başka bir şey öğreniyoruz. O yüzden hem çok ön yargılı bakmamak lazım olaylara hem de o kabul etmişliğimizi kabul edelim. Ne var bunda? Peki. Beden dilimize nasıl ikna edebiliriz? Ee, öfke anında. Bir şey, bir şey istediğimizde. <laughs> tamam. Öfke anında mesela 50 santim yakınına yaklaşmayın. Kim olursa olsun. Savunma sistemi devrededir. Öfke anında çok konuşmayın. Bir şey ikna etmek istediğiniz insanın Sağ tarafında oturuyor olmak bizim için önemlidir. Sağ tarafında oturduğunuz zaman beyin onun sizinle uzlaşmacı sağ koldan aklınıza gelsene hani o benim sağ kolum gibidir. Oradan aklımıza gelebilir. Ha güzel. Beyin e, daha kolay uyumlanabileceğini, daha kolay anlaşabileceğini düşünür. Yan yana oturmak bizim için önemlidir. Temas edip temas ettiğimiz yere bakmamak bizim için önemlidir. Etki altına almak istediğim bir insanın konuşma aralarında hem düşüneceğimi bulmak için hem de konuşulanı bir analiz etmek için ara ara göz temasını keseriz. Etki altına almak istediğim bir insanda konuşurum. Konuşmam bittikten sonra o eslerde ya da konuşmanın bana geçtiği eslerde göz temasını hiç kesmiyoruz. Göz teması devam edecek. Etki altına almak isterken beden çok hareket etmeyecek. Çok büyük hareketlere hiç ihtiyacımız yok. Yüksek bir ses tonuna ihtiyacımız yok daha yumuşak, daha naif. Seçtiğimiz kelimeler hep olumlu yönde olmalı. Ama öfke anında 50 santim mesafeye asla girmiyor. Kim olursa olsun. 50 santim mesafenin sırrı ne? Çünkü 50, şurası bizim mahrem alanımızdır. Buraya biz annemiz, babamız, çocuğumuz, kardeşimiz, canımız, ciğerimizin haricinde bir insanın girmesine, haricinde bir insanın girmesine müsaade etmeyiz. Öfke anında onlara da öfkeliysen bile istemiyorum. Burada artık benim kalkanlarım devrede. Savunma sistemim devrede. Kendimi tehlike altında hissediyorum. Bu bizim çok ilkel bir inancımızdır. Tehlike altındayken o yakın mesafede yaşamsal olan bedensel organlarımı koruyamayacağımı düşünüyorum. Ve savunma sistemi iyice devreye giriyor. O yüzden uyumlanamayız orada, anlaşamayız, dinleyemeyiz. Bir de öfke olduğunda izin verin bir karşı tarafın öfkesi bitsin. Sonsuza kadar öfkelenemez. Bırakın anlatsın bağırsın carız, ne yapıyorsa yapsın sıra bize gelecek. İlişkilerde hep bir yavaş olmayı bilmek lazım. O bir bağırsın anlatın. Zaten ben konuşsam da anlamayacak o anda. Bir bitirsin ben sonra konuşacağım. Bir döksün içini evet, rahatlasın. Evet. Peki aldatıldığımızı anladığımız anda aslında ilişkimize yön vereceğimiz an burası. Dün gece yakalamış olabilirsin şu anda yakalamış olabilirsin ve ne yapacağını bilemiyor olabilirsin. İlişkimde aldatıldığımı anladığım an tepkim ne olmalı? Ee, her ilişki parmak izi gibidir. Biz bu verdiğimiz yöntemler ilişki yönetiminin temel bazı. Bunun üzerine <laughs> eklenecek olanlar ilişkiye göre değişir. Nasıl her ilişki parmak izi gibiyse aldatılma da parmak izi gibidir. Her aldatılma hikayesi birbirinden farklıdır aslında. Çünkü ilişkinin dinamikleri farklı. Hı hı. Ancak hayatın içerisinde gerçekçi olmak lazım. Aldatıldın, bırak git, yürü demek tabii ki de söyleyen için çok kolay ama herkesin hayat dinamikleri bu şekilde değil. Eğer ki aldatılma boyutun, sadece bir mesajı gördün ya da bir duyum aldın, bir yerden bir haber geldi şeklindeyse, daha gün yüzüne çıkmadıysa önce bir oturup gerçekçi olmak lazım. Ben bunu gün yüzüne çıkarttığım zaman bırakıp gidebilecek maddi manevi güçte miyim? Gerçekçi bir güçten bahsediyorum. Yoksa değil miyim? Değilse eğer ilişkiye göre şekillenen bir bedel ödetmeden gidilmeli. Yani evdeki eşiniz sizi aldatan partner şunu söylüyorsa eğer gitsin 3 gün sonra gelmek zorunda. Babasının evine gitti. O kadar çok aile var ki çocuklarını bırak gel diyen kadın bırakamıyor çocuğunu nasıl gelsin. Belli ki 3 gün sonra geri gelecek. Dolayısıyla o gidiş bir bedel değil. Bizler gerçekçi bedel ödetmekten bahsederiz. Önce gidebilecek gücünüz var mı? Maddi manevi gerçekçi olarak bunu koyun. Gidebilecek gücünüz varsa çıkarın ortaya. Önemli değil. Yani bunu gerçekten e, kabul edebileceğiniz bir şey değil ve boşanmaya gidecek tamam tabii ki de. Ama şunu unutmamak lazım. Öfkeyle karar vermeyin. Çünkü öfkeyle karar verip daha sonrasında karşı tarafın hamleleriyle birlikte affedebiliyoruz. O yüzden her ilişki modelinde ayrılık bizim için en son aşama kurtarılabilecek göller çok daha fazla. Oradan ilerlemek daha sağlıklı. Mesela ilişkide aldatıldığımızı anladığımız anda e, onun üzerinden bir harekete geçmek için ne kadar süre geçmesi lazım? Önce bir, bir e, 24 saat mi, 48 saat mi? Önce bir iyi analiz etmek lazım. Gücünüz yoksa bunu bir uzmanla devam ettirin. Orada bir bedel ödetme süreci vardır gitmeden. Ama e, o sakinleşme süresi kişiden kişiye göre değişir bu. Her kadın için aldatılma öyle çok travmatik bir durum değildir. E, defalarca aldatılmışımdır. Çok da e, benim için umurumda değildir. Çünkü hayatımda sağladığı diğer artılar benim için daha önemlidir. Görmezden gelebilirim. Her kadına göre değişir bu. Ancak bir sakinleşmek için her olayda iki uyku döngüsü bizim için önemlidir. Bu ne demek? Bir olayı bugün yaşadım. Bugün uyuyacağım. Yarın uyuyacağım. Bir sonraki gün aslında farklı tepki vereceğim. İstesem de şu andaki kadar e, yüksek perdeden konuşamam. 48 saat gibi evet. yani. Evet. İki uyku döngüsü beynin karar alma sistemi için de çok önemlidir. Örnek veriyorum bir olumlama yaptınız ya da bir meditasyon yaptınız. Bilinçaltının bunu karar olarak geçirebilmesi için iki uyku döngüsüne ihtiyacı vardır. O yüzden bizler yaptığımız çalışmaları iki uyku döngüsüne bir tekrar ederiz ki e, çalışma tekrardan kendini hatırlatsın ve daha sağlam ortaya çıksın. Yani telefonla bir mesaj geldi yatak odasında yakaladın hızlıca salona gidip tepki vermek yok. Üzerinden iki uyku döngüsü geçmesi lazım. Ertesi gün arıyorlar Meriç Hanım söyledim ya neden söyledim diyorum. Bir keşke önce bana gelseydin. Ama sırrı verdiniz ya program başında. evet. <laughs> <laughs> <Tırnaklarını gülüyor> tırnakları buraya tırnakları geçir. geçir kanat ama buradan kahkahanı atmayı bil. Ama bu ee, herkesin yapacağı bir şey de değil yani. E, keşke başarabilsek. Evet. Yani uzmanlardan dinliyoruz. Doğru yol bu, yapılması gereken bu. Ama kaçımız yapabiliriz? Tırnağımızı buraya geçirip ilişkilerde şöyle bir şey Konuşmamak. var. Konuşmamak. Ee, motivasyonu bulmak lazım. Dışarıda aradığını evde sunmayı öğrenmek lazım. Dışarıda ne arıyor? Sohbet mi, eğlence mi, e, cinsellik mi, anlaşılmak mı, dinlenmek mi? Çok fazla insan şunu söyler: e, Erkek olanın aldatması hep sanki cinsellik üzerinden gibi algılanır erkek danışanlarımı dinlediğim zaman hep şunu duyuyorum. Meriç Hanım beni çok güzel dinledi. Adam ona gitmiş aslında. Zannettiğimiz gibi değil. Neyi vermiyorum? İğneyi kendime. Her zaman bunu söylüyorum. Önce bir benim hatam ne? Evet mesela işte yeni yıla girdik. Bir sürü umut, vaatler, işte istekler vesaire kendi kendimize 2024 muhteşem olsun. E aynı istekleri 2023'te de yapmıştık. Demek ki bunlara ulaşabilmek için biraz davranışı değiştirmek lazım ilişkilerde bunu biz yaptığımızda çok güzel sonuçları elde ediyoruz. Aslında çocuğunla da ilişkinde, eşinle de ilişkinde. Sen değişirsen dünya değişiyor. Evet. Arkadaşınla da ilişkinde değil mi? Evet. Olan oldu. Onlar geride kaldı. Dikiz aynasından bakarak devam ediyorsan kaza yapacağız. Direksiyon benim elimde. Bu benim hayatım, bu benim ilişkim. Direksiyon benim elimde. Nereye kırayım ben bunu? Mutlu olacağımız yola mı kırayım? Yoksa yine aynı patinajlar, aynı... Döngüler oraya mı kırıp? Ben gideceğim. Burayı da seçiyor olabilirsin. Ama o zaman kurban rolüne gerek yok. O zaman bunun seçimin olduğunu bil. Ama başka bir yol var. Bunun için de önce biz değişeceğiz. O ben kadın olmayı bilmiyorum. Ya bu çok kolaycılık. Öğrenebilirsin, yapabilirsin. O çorbayı gerçekten benim söylediğim gibi yanandan bir makas alarak verebilirsin. 10 yıldır yapmıyorum. Hayır yapabilirsin. Bugün yap. Bugün yap. Hadi bugün millet olsun inşallah. <laughs> evet. Peki çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. E, Meriç Turgay bizlerle birlikteydi. E, i̇letişim uzmanı ve eğitimci ve gerçekten bize ilişkilerle ilgili çok önemli tiyolar verdi. Öneriler verdi ve dedi ki inanmanıza gerek yok. Uygulayın uyguladığınız zaman nasıl değiştiğini nasıl değiştiğinizi partnerinizin nasıl değiştiğini göreceksiniz. Çok teşekkür ediyorum ben sevgili teşekkür Meriç verir. Hanım. Evet, evlilik ve ilişki danışmanı Serhat Yabancı geliyor. Çarşamba günlerini ilişkilerimize ayırıyoruz. Merak edenler, ilişkisiyle ilgili çıkmazda olanlar uzmanlarımızı evimize getiriyoruz. Canlı yayına bağlayacağız sizi. Tek tek anlatacaksınız. Meriç Hanım'ın da söylediği gibi lütfen eşinize, dostunuza değil de bir bilene danışın dedi. İşte bir bilen geliyor. Buyurunuz.